Merhabalar. Buyurun geç. Oturun lütfen. Evet, şimdi bir bakalım. Neslihan Hanım, geleli 3 gün olmuş. Nasıl, uyum sağladınız mı buraya? Bir bakalım şimdi. Gasptan buradaymışsınız. Bekarsınız ama 2 çocuk var. Yaşları 7 ve 10. Bayağı genç anne olmuşsunuz belli. Evet. Anlatın, dinliyorum. Bir kere adım Neslihan değil, Ceylin. Gasp suçuyla da burada değilim. Çocuklarım da yok. Ayrıca da evliyim. Burada insanlar sizin ağzınızdan çıkacak laflara bakıyor. Sizin ağzınızdan çıkan laflara göre koğuşları belirleniyor. Yani işinizi doğru düzgün yapacaksanız yapın, yoksa bırakın. Belli ki yoğunsunuz, ne bileyim, takviye isteyin, yapamıyorum deyin. Bu insanların umutlarıyla oynamayın. İçeride 5 aylık bebeğine kavuşmayı bekleyen bir anne var. Onlara bunu yapmayın yani. Ceylin Hanım, durun. Durun. Evet, umut önemli. Haklısınız. Ama kendini ifade etmek de öyle, dürüstçe. Yoğun bir gündü. Ve ben de biraz yorgunum sanırım. Kusura bakmayın. Baştan alalım mı? Buyurun, oturun. Dosyanızı karıştırmış olmam sizi kızdırdı, anlıyorum. Belki kırmış da olabilir. Evet, birçok yaşanmışlık var burada. Acılar, korkular, bilinmezlikler. Bir sürü duygu. Ya sizin hikayeniz? Dosyanızı okudum. Hatırlayamadığınız şeyler var. Sanki bir travmaya bağlı gibi. Yani yaşadığınız şey size o kadar ağır gelmiş olmalı ki zihniniz duygularınıza tekrar gitmekte bayağı korkuyor anlaşılan. Şimdi hikayenizi bir de sizden dinlemek isterim. Eğer siz de isterseniz. Hala toprak eşleşmesi sonucunu bekliyorum ya. Acele dedik Niyazi'ye. Pars savcım kızacak. Günaydın savcım. Sana da günaydın. Can dost, güzel insan Eren. Durum nedir? Vallahi ilerliyoruz savcım. İşte bir şey bulur bulmaz koyacağım masanıza. Dün Ilgaz almış seni. Ha. Şey savcım ya, dertleşmek için gittik öyle. 2 tek attık o kadar. Arkadaşlık da mı yasak savcım? Diyor, Allah herkese senin gibi dert ortağı arkadaş versin. Can feda dostu Eren. Yalnız yakalarsam yakarım. Hiç canınız kalmadı, direkt oyundan atacağım. Ulan kim ötüyor orada lan? Ne diyor? İhtar, tehdit, uyarı ne ararsan var. Ilgaz'la görüşmem bile yasak diyor. Haklı. Ne bekliyordun ki? İhtar alacak. Ben ne yaptım ki amirim? Eren, seni bu dosyadan alıyorum. Ne demek alıyorum ya amirim? Amirim. 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 Mustafa. Amirim. Emredin amirim. 2021'e 338 artık senin dosya, tamam mı? Eren'i aldım dosyadan. Ya yapmayın amirim ya. Emir anlaşıldı amirim. Eren komisere bilgi geçin, gebertirim vallahi hepinizi. Kriminale, laboratuvara, balistiğe, adliye tıpa hepsine haber geçiyorsunuz. Tek satır bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Aşk olsun amirim ama ya. Oğlum, koşulsuz yanında olmak demek değil dost. Dost dediğin gerektiğinde kulak çekmeyi de bilecek. El birliğiyle oğlumun mesleğini ateşe atıyorsunuz. Yaktırmam.
Ne oldu lan? Çok mu hoşunuza gitti? Dönün işinizin başına. Ilgaz savcı! Koskoca devletin koskoca savcısısın. Kanunu, yasayı korumakla yükümlüsün. Yetki sınırını aşmaya utanmıyor musun? Yavaş. Asıl sana yavaş. Katil karını aklamak için mi gittin olay yerine? Bana bak avukat, aldırırım senin nezaret haddini bil. Olay yerine gittin mi? Gittin. Delil çaldın belki de karını aklamak için, anlat da bilelim. Yeter. Böyle sokak ortası karşıma çıkıp delilsiz ispatsız suçlamalarda bulunamazsın. Buluruz delilini ispatını. Şov peşindesin avukat. Aklın sıratanını da almışsın yanına, beni kışkırtacaksın, sana saldıracağım. Yer değişme cezası aldırtacaksın bana. Seni burada bırakıyorum ama sen o çeneni kapatacaksın, yoksa devlet savcısına asılsız suçlamalarda bulunmaktan seni içeri alırım. HSK'ya şikayet edeceğim seni, suç duyurusunda bulunacağım. Oğlumu öldürdü karın, cezasını çekecek. Ne yaparsan yap kurtaramayacaksın. Arabada giderken ondan ölesiye nefret ettiğimi hissettim. Hatta tiksindiğimi. O öyle şarkı söyledikçe sanki kulağımı tırmalıyordu. Kaçtığı için o kadar keyifliydi ki, sanki mutlu olmayı hak edermiş gibi. Sanki bir insanın canını almamış, kardeşimi öldürmemiş gibi. Peki. Şimdi arabada kalın. Ne kokuyordu? Koku hatırlamanız için önemli. Düşünün lütfen. Düşünün. Hastane. Böyle ilaç kokusu. Metalik, kimyasal bir kokusu vardı. Çam kokuyordu. Ağaçlar vardı, böyle çam ağaçları vardı. Evet, çok güzel, devam edin. Gerisi karanlık. Kocaman karanlık bir boşluk ve sanki ben oraya sürükleniyormuşum gibi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum, niye böyle oluyor? Ceylin Hanım, sakin olun. Sakin olun. Olur böyle. Çok doğal. Bakın, başınıza darbe almışsınız. Onun etkisi de olabilir. Ya da unutmak isteyeceğiniz kadar çok ağır bir şey yaşadığınızda. Ya da gerçekten unutmak istediğinizde. Yani olur mu öyle şeyler? Bakın, ben öyle biri değilim. Değilim, ben kolay kolay pes etmem, vazgeçmem. Obsesif gibiyimdir, ben her şeyi hatırlarım. Her şeyi, hiçbir şeyi unutmam ben. Ya benim işim zaten ayrıntı, benim işim detay. Ben öyle biri değilim ya. Öyle biri değilim ben. Ceylin Hanım, sanki çok fazla kızıyorsunuz gibi kendinize unuttuğunuz için. Oysa korkmuşsak, çok yoğun bir duygu yaşamışsak, beynimiz o durumla baş edebilmek için hemen bastırıverir orayı. Bunu iyiliğimiz için yapar. Bunu alt edebilmek için. Yani unutmak çok normaldir. Çok da iyi gelir. Bakın, hiçbirimiz demirden değiliz. Etten, kemikten işte, alınan, incinen. Hiçbirimiz kahraman olmak zorunda değiliz. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Her şeyi kusursuz yapmak zorunda değiliz. Bazen düşeriz. Yanılırız, aldanırız. Bakın, kendinizi tanımladığınız kalıplar bir süre sonra sizi esir yapar. Neredesin Eren, niye açmıyorsun? Dosyaları devrediyordum abi, ondan. Çıktı mı toprak analizi? Çıkmış olması lazım. Çıkmıştır herhalde abi. Ne demek çıkmıştır?
Eren kelpetenle mi laf alacağız ağzından? Söylesene. Abi ben bir kadın cinayeti var. Artık ona bakıyorum. Bizim davaya elveda. Ne demek şimdi bu? Elimi ayağımı gözümü bağladım Metin amirim. Alnıma da damgayı vurdu, çekti kenara bir güzel. Sen sağ, ben selamet. Neden? Senden dolayı olmaz. Zarar vereceksiniz oğluma diyor. Mesleğinden edeceksiniz diyor. Ne bileyim, haksız da değil be kardeşim ya. Vallahi içim oturdu ha. Eyvallah Eren. Eren komiser ceketin üstündeki toprak örneğinin incelenmesini istemiş amirim. Sonuç? Maalesef laboratuvarda bir kaza yaşanmış. Yanıcı madde alev alıyor. O sırada ceket de yanıyor. Allah Allah. Amirim biz de kameralardan inceledik. Olay bariz kaza. İyi, o görüntüleri sonuçları bir de ben göreyim. Emredersiniz amirim. Yalnız Eren komiserin de tespit ettiği gibi fotoğrafta bariz belli ki ayak izi bir başkasına ait. O elindeki ne? Bu da yeni geldi amirim. Ceylin Erguvan Kaya'nın tırnağından alınan doku örneği maktul Engin Tilmen'le eşleşti. Bunları Pars savcıya ileteyim mi ben? Yok, ben götürürüm. Siz böyle aynen devam. Dosyayla ilgili bilgi istiyorum Pars. Ya Ilgaz'cığım, biz seninle niye anlaşamıyoruz ya? Hani koskoca iki savcı karşılıklı oturup konuşup anlaşamıyoruz ya. Dün ne dedi başsavcı? Hatırla. Buraya savcı olarak gelmedim Pars. Şüphelinin eşi olarak geldim, yakını olarak da bilgi istiyorum. Madem bir eşi olarak geldin öyle odama birdenbire dalamazsın. Kafana göre de bilgi alamazsın benden. Yapma Ilgaz, gözünü seveyim ya. Kanun kural bilmez gibi. Tut bir avukat. Çatır çatır savunsun karını ya. Yeter artık, bitsin bu savaş, biz de birbirimize düşmeyelim. Şimdi müsaadenle, madem bir vatandaş olarak geldin, seni dışarı alalım. İşim var, ifade alacağım. Bir savcı olarak çok iyi anlıyorum, senin işini yapıyorsun. Ama bir insan, bir arkadaş, hatta bir tanış olarak o kadar acımasızsın ki. Rıdvan'ya hitap eder, ifadeye alalım. Tabii savcım. Bu sanki hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. Hep bir boşluk hissi, içimde kocaman bir umutsuzluk var. Sanki bir girdabın içindeymiş, bitmeyecekmiş gibi hissediyorum. Çok kötü hissediyorum, kendimi çok kötü hissediyorum. Ceylin Hanım, kendinize zaman verin. Eğer acele ederseniz, kendinizi zorlarsanız paniklersiniz. Panik de hafızanızı bloke eder. Böyle durumlarda birkaç derin nefes alıp verin. Ayaklarınız yere bassın. Kendinize şefkatle yaklaşın. Sakin olun. Bir süre başka bir şeylerle ilgilenmeye ne dersiniz? Yani zihninizi yormadan. Neyle ilgilenmemi beklersiniz acaba bu cezaevi koşullarında? Gözlerinizi kapatırsanız hiçbir şey görmezsiniz. Açın gözlerinizi. Mutlaka size iyi gelecek bir şeyler bulacaksınız. Girin. Kolay gelsin. Savcı Hanım, buyurun. Ceylin Hanım, merhaba. Ben cezaevi savcısı Zeynep Yıldız. Durumunuz biraz hassas olduğu için psikoloğumuz normalden daha fazla ilgilendi sizinle. Artık gelecek haftaya bırakmamız gerekiyor. Çünkü kurul sizi bekliyor. Değerlendirme için. Koşunuz belli olacak. Bunlara da bakacak mısınız Sayın Savcı? Oyalama meşgul etme taktiği ha. Bu da iyi. Bırak Özge, bırak. Olsun bakalım. Bırak. Alo. Ilgaz savcım merhabalar. Kadın tutuk evinden savcı Zeynep ben. Buyurun savcım.
Her şey yolunda mı? Ceylin nasıl? Psikologla görüştü demin. Hatta bayağı da uzun görüştü. Ama size gerçeği söylemem gerekirse pek iyi değil Ceylin Hanım. Psikologla görüştüm. Minik bir ağlama krizi geçirmiş. Aklı çok karışık diyor. Şok etkisinden yavaş yavaş çıksa da hafızasının netliği açısından burası pek uygun bir yer değil. Yani yoğun duygular yaşamış. Belli ki baş edemeyip bastırmış. Cezaevi şartlarında unuttuklarını hatırlaması için güvenli, sakin bir yer bulması çok zor tabii. Belki başka bir ortamda olsa. Yani evinde ya da ne bileyim sevdiklerinin yanında. Her şey çok daha kolay olurdu. Ama maalesef burada pek mümkün görünmüyor hızlı hatırlaması. Anladım savcım. Çok üzgünüm. Yani bu bilgileri aktarmayız normalde biliyorsunuz. Ama siz gerçekten çok saygı duyduğum, hayran olduğum bir meslektaşımsınız. Teşekkür ederim savcım. Kolay gelsin. Hayır, yani evin bize ait olduğunu inkar etmiyorum ki. Mülk yıllardır bize ait. Engin pek severdi orayı. Öyle kendini güvende hissedebileceği bir yere gitmiş. Oraya sığınmış demek ki. Yazık. Hepsi bu. Gitti ev sizin. Naçin Hanım kendi elleriyle getiriyor arabayı. Hayat tesadüfleri sever. Anladım. Ha şimdi şöyle, şoför siz anahtarı üstünde bırakın. Ben araba servisten çıkınca onu getirir, Engin'in eski arabasını götürürüm demiş. İş güzel işte. Laçin de bırakmış. Saf. Olay bundan ibaret. Öyle mi? Ne güzel yazıyorsun Yekta ya. O onu demiş, bu bunu demiş, mişmiş demişmiş. Peki kimmiş bu şoför? Gelsin de alsın arkadaşlar ifadesini. Hay hay, alalım valla. Senden icazet almıyorum Yekta. Gelsin versin ifadesini. Savcım anlayamadığım şu. Ceylin neden içeride? Ha? Yakaladınız katili işte. Verin oğlumuzun cenazesini defnedelim. Laçin perişan. Ceylin cinayet şüphesiyle tutuklandı. Suçu sabit değil. Tamam, madem hazır buraya kadar geldim, verin dosyasını göreyim. Dosyaya gizlilik kararı geldi. Maalesef kimseyi gösteremiyoruz. Ha, anlaşıldı. Sizin bana katkınız olmayacak. Hı. Ama benim size olsun. Bunu Ceylin Hanım'ın annesi Gül Hanım Laçin Hanım'a vermiş. Daha doğrusu suratını fırlatmış. Siz de oğlunuzu gömersiniz yakın zamanda diye. Laçin ifade vermek istiyor. Azmettirici olabilirler. Bu da keskin nişancı Ceylin Hanım'ın nasıl tam kalbine isabet ettirdiğinin bilgisi. Artık poligondan resmi evrakı alırsınız bir zahmet. Hazır buraya gelmişken Ilgaz Kaya hakkında da suç duyurusunda bulunurum. Ne sebeple? Olay yerine gitmiş Ilgaz. Bir güzel bakmış, incelemiş, dolaşmış. Artık aklında ne varsa. E malum şüphelinin kocası. Olacak iş değil. Ya büyük suç. Siz de sayemde öğrendiniz artık. Kolay gelsin. Evet hanımlar. Artık burası kalıcı ikamet yalnız. Buyurun. Hadi sallanmayın. Yürü. Geç. Türkan abla eski okul müdürü. Dicle teyze Sarbi mahkumdur. Hadi yataklarınızı seçin şimdi. Tanışın, dertleşin. Çayı, kahvesi, bardağı, çanağı her şey burada. Hadi kolay gelsin. Hadi Allah kurtarsın.
Ne getirdin baba? Bir şey mi getirdin yine? Çık dışarıya. Kendin bakın. Oğlum, burası savcının odası, delirme. Çık dışarı. Yeni bir şey bulmuşsun belli. Olay yerindeki toprakla ceketteki izme eşleşti. Çık dışarıya dedim. Hayırdır Kaya ailesi? Ne oluyor burada? Cevap ver Ilgaz, ben olmadan odanda işin ne? Ne oluyor burada Metin Amir? Bitti artık. Bundan sonra olduğunu ben de koruyamam. Bunu başsavcıya rapor etmem gerek. Lütfen çıkın. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine. İzninizle başsavcım. Bu ne Alpar? Başsavcım, ipin ucu kaçtı artık. Bu Ilgaz zıvanadan çıktı. Artık soruşturma mı açıyorsunuz, görevden mi alıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Ben artık durduramıyorum ya. Sen ne yaptın oğlum ha? Ne yaptın? Bak gitti. Gitti başsavcıya şikayet etti. Artık uğraştır, soruşturma mı, uzaklaştırma mı? Gerek yok soruşturmaya hiçbir şeye. Ne demek şimdi bu? Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine. 2010 yılı itibariyle Cumhuriyet Savcılığı görevime atandı. Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevimde devam etmekteyim. Kendi hür irademle görevimden istifa ediyorum. Bilgi ve gereğini arz ederim. Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya. Bitti baba. Kirletmeden bırakıyorum cübbemi. Onurumla. Neden? Sevdiğin kadının yanında olamamak, onu koruyamamak, ona yardım edememek ne demek biliyorsun sen yaşadın. Annemin hastalığından hatta durumunun kötüye gittiğinden bile haberim olmadı. Zaten çok önemliydi işim. Her şeyden önemliydi. Kutsaldı, asla terk edilemeyendi. Haberim olsaydı gelir miydim her şeyi bırakıp? Bilmiyorum. Gelir giderdim belki ama asla bırakmazdım. Ne annemin bana ihtiyacı olduğunda yanında olabildim ne de son nefesini verirken. Hep düşündüm. Nasıldı? Beni yanında görmek ister miydi?
çok isterdim ona elveda demeyi, helalleşmeyi. Yıllardır boğazımda bir yumruk gibi taşıyorum bu acıyı. Ama bu sefer yapmayacağım. Keşke demeyeceğim. Önüne arkasına bakmayacağım. İçime inanacağım. Teslim olacağım. Kutsalı işte meslekte falan aramayacağım. Feda etmem gerekiyorsa feda edeceğim sevdiğim kadın için. Yanında duracağım. Sonuna kadar. Bir bilsen ne hallerdeyim, öldüm de gömülmelerdeyim. Depremsiz başıma yıkıldı evim. Bak taksi kapıda bekliyor, kilitlendi ayağım gitmiyor. Al kalbim neyine yetmiyor. Senin de yapmadığından o kadar eminim. Bir bilsen ne hallerdeyim, öldüm de gömülmelerdeyim. Depremsiz başıma yıkıldı evim. Seni seviyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum. Bak taksi kapıda bekliyor, kilitlendi ayağım. Dilek hadi al kızım sen çantanı. Hoppa. Çaylar hazır hanımlar. Hadi buyurun gelin. İlki bizden, gerisi sizden. Biricik avukatım. Çay var içer misin? Şeker yok mu ya? Var kızım olmaz mı? Hemen getireyim ben. Çayı şekerli içen mi kaldı ya? Allah Allah. Teyze buyurun. Sen niye çay içmiyorsun? Teyze. O hiç duymuyor ki kızım. Ama işaretlerini biliyor. Gel. Müsait misiniz başsavcım? Gel Ilgaz, müsaitim. Konu başlığımız da sensin zaten. Gel. Vallahi uyardık seni Ilgaz. Böyle olmuyor. Yani iyice köşeye sıkıştırdın beni. Buna bir dur diyorum ve soruşturmayı açıyorum. Hiç gerek kalmadı başsavcım. Zahmet etmeyin. Ne oluyor, ne bu? Allah Allah. Allah Allah. İşin geldiği yere bak. Ne yapıyorsun Ilgaz? Siz izin vermeyeceksiniz. Ben geri durmayacağım. Son derece benim kararım. Peki ne yapalım? Hayat senin, karar senin. Bir anlık sinirli olmasın da. Hayır. Aksine bir an bile tereddüt etmedim. Peki. Dosyalarını devret. Odanı da boşaltırsın. Ben de UYAP'tan istifanı iletirim kurula. Bir iki güne kadar da cevabın gelir. Teşekkür ederim, iyi mesailer. Savcı müsaadenizle. Ilgaz. Ilgaz bir dur. Oldu mu şimdi böyle ya? Çocuk gibi küstüm gidiyorum. Ya yakışıyor mu koskoca savcıya? Saçmalama Pars. Ben bir seçim yapıyorum. Durum bu. Ya koskoca savcılık makamından bahsediyoruz Ilgaz. Türkiye Cumhuriyeti savcısı. Başka hiçbir mesleğin önünde cumhuriyet ibaresi yok. Ne kadar kıymetli bir düşün ya. Ya mesleğimiz bu bizim, namusumuz. Onca yıl okuduk, çalıştık, didindik. Bu noktalara kolay gelmedik ya. En iyi sen biliyorsun. Doğusu batısı gezmediğimiz yer kalmadı. Yani şimdi istifa edip gidiyorum demek ne demek Allah aşkına ya? Meslek insanın sadece bir parçası Pars. Hayatımıza, seçimlerimize hükmediyorsa ortada bir yanlış var demektir. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum sana ya da sen oradan bakınca anlayabiliyor musun? Oo, senin kafa bak bayağı karışmış. Bak şimdi çıkalım birlikte, tamam mı? Bir hava al. Bir kendine gel. Ya hemen kestirip atma ya. Fevri karar verme. Bir düşünelim. Anlatamıyor muyum Pars?
Ceylin cezaevindeyken hava filan almak istemiyorum ya da elimi kolumu sallaya sallaya gezmek istemiyorum. O yüzden cübbeymiş, meslekmiş inanılmamla değil. Peki Yılgaz'cığım, madem öyle yolun açık olsun. Ne diyeyim? Sen adaletli davran. Sağduyunu kaybetme bana yeter. Verdi mi dilekçeyi? Çat diye koydu başsavcının masasına. Neden anlatamıyorum? Sormak aklıma gelmedi ceset nerede diye. O da şurada demedi. Özetle 32. kez söylüyorum. Bilmiyorum. Ya. Evet. Hatta ilgilenmiyorum. Evime dönüyorum. İstanbul'da Engin meselesi de bitti. Daha gömmedim bile teyzesi. Nereye gidiyorsun öyle? Otobüsü sürüyor. Bekleyemem onu. Yapamam. Dönmem şart. Anladım ben seni, anladım. Kızını özledin sen. Aa, dert bu olsun ya. Getirtivereyim hemen. Hayır, asla. Oo, seni mutlu etmesi ne zormuş cici kız. Ama daha dönüş biletini veremem. İşini bitir. O zaman amen. İstediğin an kapı açılır. Cesedi bul. Engin tek başına yapmadı ya bu işi. Mutlaka yardım aldı. Mesela yılların kurdu Yekta. Kalıbı mı basarım o biliyordur nerede oldu. Yanlış mıyım? Benden nefret ediyor. Bilse bile söyler mi? Sen de sevdir kendini. Çok zorlanmasın cici kız, merak etme. Akıllı ol. Dışarıda bekliyorum sayın amirim. Nasılsın Ceylin? Daha iyi. Başında da yara falan var dediler. Var ama geçti sayılır. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hala mı? Yani saniyelik görüntüler var ama anlamsız tabii hepsi. Böyle olmaz Ceylin. Hatırlaman lazım. Biliyorum. Beliriyorum, hatırlamaya çalışıyorum ben de ama olmuyor. Gözünün önüne gelmese de bilirsin. Kolay mı bir insanı vurmak, öldürmek? İçinde, tak kalbinde hissedersin, duyguyu bilirsin. Neyi bilirim? Sen yaptın mı yapmadın mı Ceylin? Engin'i sen mi öldürdün? Dümdüz söyle. Neden bu kadar kızgınsınız bana? Çünkü oğlumu değiştiriyorsun. Ve ben artık onu tanıyamıyorum. Saat detayına bir daha bakayım mı? Gel. Kolay gelsin. Oo, Sedacığım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ben de valizlerini toplamaya başlamışsındır diye düşünüyordum. Teklifin hala geçerli mi? Avukatınız olmamı istiyor musun? Hayırdır? Ne çabuk fikir değiştirdin. Daha dün beni suçluyordun evde. Yok oğlunu zehirledin, yok oğlunu kaçırdın. Pamuk Prenses gibi havalı havalı hikayeler anlatıyordun. Ne oldu da çark ettin? Düşünecek vaktim oldu. Yanıldığımı anladım. Hepsi bu.
Evet, geçerli mi teklifin? Madem aklının başına devşirdin, kimi suçlaman gerektiğini buldun, evet geçerli. Tamam. Kabul ediyorum ben de. Avukatınız olacağım. Ceketin yanması kötü olmuş. Tamam, üzerinde bir ayak izi var ama bu iz ne zaman, nerede, ne şekilde oluştu ya? Bunu ispatlamak çok zor. Eğer ormandaki toprakla ceketteki uyuşsaydı, o zaman olay yerinde üçüncü kişi şüphesi açık ve net olurdu. Ama bu durumda bu ayak izi sadece takdiri delil olarak kalacak. Maalesef öyle. Ben de kime anlatıyorum canım? Sen bunların tillahını bilirsin. Estağfurullah hocam. Sizin her kelimeniz çok kıymetli benim için. Ilgaz'cığım, şimdi senin hedefin Ceylin'in tutuksuz yargılanması, salıverilmesi, öyle değil mi? Bu durumda üçüncü şahıs şüphesini açık ve net olarak kanıtlaman gerekiyor. Malum şüpheden sanık yararlanır. Olay yerinde ya da yakınında cekettekiyle aynı izi bulursam? O da olur. Ama yani bu kadar zamanda bozulmadan kalması biraz zor. Ama şahane olur. Bulacağım. Bulursun, eminim. Ama savcılık başka, avukatlık başka. Bugüne kadar sana açılan bütün kapılar yüzüne kapanacak. Karşında saygıyla eğilenler kafa tutacak. Zamanında sen farkında olmasan bile altında ezilenler seni ezmek isteyecek. Adliyede bazı bölümlere artık giremeyeceksin. Hepsinin farkındayım hocam. Biliyorsun ki hukuk bilmek başka, işleyiş başka. Çok dikkatli ol. Delil mi buldun? Alışkanlıkla kendini toplama. Hemen kolluk kuvvetlerine haber ver. Merak etmeyin hocam. Bir küçük ricam var. Söyle. İstifamı yap üzerinden hızlıca onaylanır. Sonra baroya başvuracağım. Ustatın gelmesi biraz zaman alacak. Bunu hızlandıracak bildiğiniz bir yol varsa, yani biraz öne çekebilirsek çok mutlu olurum. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme bir tanem. Artık birazcık da bizim nazımızı çeksinler, değil mi? Ha? Sıkma canım. Halledeceğim. Sağ ol hocam.